Kesinlikle. Neden? Tek başınıza yapacağınız işleri yanınızda birisiyle daha farklı yaparsınız ve daha hızlı yaparsınız. Artı o yanınızdaki size her zaman güç olur. Çünkü ruhumuz birbirlerimizin yaptığı işlevlerle veya işte duygusal paylaşımlarla mutlulukla ancak bir arada olabilir. Çünkü bazılarının sevgiye ihtiyacı var bence. Yani birbirine karşı duyulan sevgi zaten insanın yüreğini iyileştirebiliyor bazen. Bence ihtiyaç duyar yani. Sevgisiz yaşayamaz mıyız? Yaşayamaz. İnsanlık sevgisiz yaşayamaz. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Toplumsal yaşamın temeli insanların birbirine yardımlaşmasıyla tabii ki kurulur. Yani herkes her işi yapamaz mesela. Yani siz birisi doktordur, birisi öğretmendir, kimisi terzidir. Herkesin yapabileceği yetenekleri, kapasitesi farklı olduğu için hepimiz bir arada bir toplumu oluşturarak, birbirimizle yardımlaşarak kültür geliştiririz, bilim oluştururuz gibi. Tabii ki de yani. Neden? Çünkü insanlar sosyal insan, yani canlılar, o yüzden bence değerler. Yalnız yaşayamaz. Evet. Yalnız yaşanır mı? Yaşanır. Yaşanmıyor. Konuşmadan, iletişim kurmadan yaşayabilir miyiz? Hiç kimse olmadan tabii ki yaşayamazsınız. Biri illaki olacak. Bir kişi gerekiyor çünkü bir yerden sonra mutluluğunu, hüznünü, işte sevincini paylaşman gerekebiliyor. Ve yani tek... İlla ki bir yerde bir kala kalırsın. İnsan yanında birini istiyor. Yani zaman ya illa bunu sevinç için değil, kötü gününde de gerekiyor. İlla duyar. Neden duyar? İnsanız. İnsanız da ondan duyarız. Evet. İnsanlar konuşa konuşa hayvandan hesabı. İnsanlar her şey insan için. İnsan Allah'ın vekili dünya. Yaşanmaz tabii ki ya. Yalnız yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Yanınızda arkadaşınız var. Olmasa da yaşar mısınız? Yaşar. Yaşayabilirim. Konuşmadan, hiçbir sıkıntını paylaşmadan. Evet. Hiç kimseyle iletişim kurmadan. Biraz depresyona girer. Yaşayabilir miyiz? Yaşayabilirim. Ama nadir kişiler, çok yakın arkadaşlarım veya sevdiğim insan olabilir. Diğerleri olmasa da yaşarım. Olmasa da olur. Sokağın gürültüsüne gerek yok. Yani tek başına yaşamak büyük bir sıkıntı. Onun için yani tek Allah'a mahsusluk derler yani büyüklerimizin evet. Atasözleri. Onun için yani tek olmak iyi bir şey değil. Doğru. Neden duyar? Yani her şey için konuşmak için, paylaşmak için. İlk önce şu bir gerçek. İnsanlar birbirine ihtiyaç duyması için iyi bir anlaşma yapması gerekiyor aralarında. Yani toplum için, kendileri için. Söyleyebileceğim bu kadar. Yani anlaşmaları gerekiyor. Anlaşamazlarsa duymazlar. Anlaşmaları yani bu bir şu gerçek var. Anlaşamadığımı hiçbir şey sağlayamazsın. Yani bir düzenek kuramazsın, düzen kuramazsın, bir ortam sağlayamazsın. Herkes herkese düşman olur. O zaman yalnız yaşanır mı peki ihtiyaç duymadan? Dağ gibi bir yerde olursa yalnız yaşanır. Tek başına bir varlık olamaz diyor. Cenab-ı Allah insanlar çift yarattığı için birbirine muhtaçlar hep diyor. Yani o yüzden... İnsanlar birbirine daima muhtaç. Duyar. Neden duyar? Neden duyar? Herkes herkese bağlıdır yani. Yoksa deli misin? Duyar. Duyar tabii. Neden duyar? Herkes hep sana da ihtiyacım olur, ona da ihtiyacım olur. Ne anlamda ihtiyacınız olur? Her yönden. Maddi, manevi. Her yönden. Hasta olursun, paran olmaz, maddi olursun, bir şey ihtiyacın olur. Onlar bir şey soracağın olur. Hiçbir şey bilmesen, hiçbir şey ihtiyacın olmasa bile aa yola gidiyorum, bilemiyorum yolu. Soracağım mecbur. Evet. He, konuşmaya ihtiyacım var. Gittiğin yeri bulamıyorum. Mecbur olacağım.